Arkadaş, meclise cinayet işleme yasası geliyor. Anlayın artık. Cinayet işleme yasası. Yani toplu katliam yapılacak. Yani insanlar için yapılan katliam, soykırım suç oluyor da hayvanlar için yapılacak olan şeye kılıf uyduruluyor, uyutmak deniyor. Uyutmak mıyutmak yok. Cinayetler işlenecek. Üstelik şunu unutmayın. Altını çizmek istiyorum. Türkiye'nin iktisadi olarak böyle bir gücü yok. Bu insanları, bu hayvanları tek tek toplayıp uyutacak. Bu yasa çıktıktan sonra gölün ertesi günden itibaren insanlara, hayvanlara çamaşır suyu içirerek, fare zehir vererek sokaklarda ağızlarından kan gelerek hayvanların öldüğünü göreceksiniz. Öldüğünü göreceksiniz. Demin yolda bir tane gördüm, durup alacaktım. Sonra Recai abi ne yaparsın diye. Bir tane hayvan, çok da güzel. Hani insanların cins köpek dediği türden belli ki atılmış. Hayvan bir oraya gidiyor, bir buraya gidiyor. Ne yapacağını bilemiyor. Ya dur al dedim, yapma dedim falan filan. Alamadım sonra eve bilmem ne. İnşallah bir sahibi vardır ama sanmıyorum. Şimdi bunu gören dayayacak fare zehirini. Dayayacak şeyi işte artık çamaşır suyunu bilmem neyi. Hayvanlar can çekişerek ölecek. Ve Türkiye'de bu oynanıyor. Yaşam hakkı cinayet işleme hakkına dönecek. Hiçbir yaptırım olmayacak. Herkese buradan uyarıyorum. Bugün Bahadır Yenişehirlioğlu'na da şey yazdım. Yeniden mesaj yazdım. Söz vermişti programla ilgili. Lütfen yarın gelin dedim. Bu iş olacak gibi değil. Bakalım gelecek mi? Çok büyük bir katliam. Çok büyük bir dram. Bakın bu sokaktaki hayvanları, can çekişen hayvanları gördüğünüz zaman bir daha uyuyamayacaksınız. Bir daha uyuyamayacaksınız. Büyük bir vahşet geliyor. Çünkü devlet bunları toplamayacak. Toplayıp da bunları şey yapmayacak, öldürmeyecek. Çünkü öldürmek. Ortada öldürülecek. Mahalleli de kendi görev bilecek. İnsan hayvanlara zehir verecekler. Bu hayvanlar iyi el uzattığın zaman, bir lokma ekmek verdiğin zaman kanıyor, geliyor sana. Yiyecek onu. Ve sen katletmiş olacaksın. Ve daha beteri, gıcık, terbiyesiz, saygısız, vahşi bir komşu senin beslediğin hayvanın mamasını kaldıracak, suyunu tekmeleyecek, kavgalar çıkacak. Ya da ona gizlice zehir verecek. Yaptırımı yok. Bu sefer millet diyecek ki ben evini basarım, döverim. Şimdi bu yani bu Türkiye'de anladık insanın bir değeri yok. Anladık bu ülkede para pul bilmem ne falan bitmiş öldük. Ama hani merhamet? Hani siz bu ülkede şefkat bilmem ne falan filan nerede? Sokaklar kan revan olacak. Bakın bunu bir yere yazın. Ve veterinerler haklı olarak biz bunu yapmayız diyor. Bizim de yemenimiz var diyor. Veteriner yapmazsa kim yapacak? Veteriner yapmazsa kim yapacak? Ya bir vahşetle karşı karşıyayız. Ve açık söylüyorum. Hayvanı öldüren herkes katildir. Sokak hayvanı falan yani başıboş köpek diyorlar. Öyle değil, bunlar sokak hayvanları. Başıboş köpek olmasının sebebi var. Grup halinde olunca saldırganlaşıyorlar. Grup halinde olmalarının sebebi genellikle açlık, terk edilmişlik. Dolayısıyla bunların kontrol altına alınması ve bir yılda bu sorunun çözülebilmesi mümkün bilemedin. İki yılda ve bu bütçelendirme yapılsa gönüllü çok insan var. Fakat bu ülke 80 milyon cinayet yasasına eyvallah demiş olacak. Cinayet yasasına, katliam yasası. Korkunç bir şeyle karşı karşıyayız arkadaşlar. Hayal edemiyorsunuz belki ama sokaklar kan revan olacak. Şimdi bakın şöyle enteresan bir şey var. Çocukluğumuzda Kurban Bayramı'nda zihnimiz bu meşru ibadet diye sokakların kan gölüne dönmesini doğal zannediyorduk. Ama doğal olmadığını öğrendik değil mi? Yıllar geçtikten sonra. Bu kez herkesin katil olduğu, konu komşunun da katil olduğu, kimin kim olduğu belli olmayan bir tablo olacak. Ve şunu iddia ediyorum. Bugün bu hayvanları vahşice katledenlerin tamamı yarın bir gün bir insanı da aynı şekilde gözünü kırpmadan öldürür. Bir hayvanı katleden rahatlıkla bir insanı da katleder. Onu da koyun içine yani. Onu da koyun içine. Böyle bir şey olmaz. Bir ülke meclisten cinayet yasası geçiremez. İdam cezasından vazgeçip katliam yasası getiriyorsun. Hayvanın senden daha değersiz olduğuna dair ne gibi bir belge var? Eşrefi mahlukatmış insan. Böyle bir şey yok. Aşağılık bir mahluk. Hiçbir hayvan böyle toplu cinayetlere girişmez. İnsan girişiyor. Altını
çizmek isterim. Bu da fevkalade bence önemli bir mesele.